Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ozan. Bugün Stardew Valley ile birlikteyiz. Yeni oynuyoruz ve ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Ama tabii ki ondan değil de daha yeni bir yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar rastgele dolduruyorum. Bu arada benim kedim var. Evde bir tane kedim var. O yüzden kedi yapacağım. Gerçek saçıma benzer bir saç yapmak istiyorum. Bununla bir arasında ne fark var? Aha bu. Gerçek saçım neredeyse böyle. Hayır. Yok. Yok ya, bu iyi. Okey. Evet, okey diyoruz. Bu arada arkadaşlar galiba yanlış haritayı seçtim ama sıkıntı yok. Ben onda da ya oynarım. Bir sürü farklı harita var. Bu arada İngilizcesi olanlar çevirebilir. Benim İngilizcem sıfır. Şimdi ne desem yanlış derim. Evet, ya şimdi hikayeyi anlatayım ben size. Oyun oynadım, bir yerlerden de dinledim. Hikaye şöyle, dede söylüyor, bir tane adamımız var, bir şirkette çalışıyor ve dede söylüyor, ona bir mektup bırakıyor. Diyor ki, böyle bir köyde tarlam var, şeyim var, adam da kabul ediyor yani torunu olarak dedesinin son isteğini. Bu yüzden buraya geliyoruz ve tarla yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, galiba acaba müzikten sıkıntı olur mu ya? Ben gene de kapatayım da. İşte şey anlatıyor, şuraya şu koyarsak diyor. Acaba müzikten bir şey olur mu? Ya olur ya. Zaten ben müzik dinlemeyi sevmiyorum. Müziği kapat. Biraz açık olsun. Okey. Şimdi oyunun temel mantığını anlatayım. İlk başta böyle daptanlık bir bahçemiz var. Ama çok büyük bir bahçe. Normalde haritalar, çok farklı haritalar var. Ben size onların göstermeyi de yaparım yani. Her haritayı başka bölümünde de gösterebilirim. Yani bir map'ten devam ederiz ama farklı farklı haritaları da ben size gösteririm yani. Bu harita nasılmış, bu harita nasılmış diye merak etmenize gerek kalmaz. Benim bir sürü oyunum var yani. Şöyle göstereyim. Acaba göstersem sıkıntı olur mu? Yani bir sürü oyunum var. Hangisini oynayabilirim? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Yani burada Don't Starve var, Pixar'dan tut, Just Cause 3, Fish Feed and Growth, Enter the Gungeon. Oho, devam ediyor. Bu seri olacak bir oyun yani. Just Cause 3 aslında onu da birkaç bölüm, birkaç saat sonra onun da videosunu yapacağım da. Yani şimdi şöyle az beğeni aldı, sonra yapacağım. Ağaçları kesiyoruz ve oyunun craft sistemi de var. Şimdi size birazdan göstereyim. Bir de oyunda tohum ekerek geçiyorsunuz. Bize hediye olarak hani bir tane paket açmıştım ya, hediye olarak bize tohum göndermişler. Bahçeyi yeterince temizledik. Ve eşyalarımızı upgrade de edebiliyoruz. Ayrıca onu da söyleyeyim.
Şimdi yeri eşeledik. Yeri eşeledik. Yeri eşelemekte kalmıyoruz. Bir de üstüne toprağı sürüyoruz. Hani şu fark etmez. Atıyorum. Ben bunu koydum. Ondan sonra suladım. Hatta size şöyle göstereyim. Yani suladıktan sonra koymakla koyduktan sonra sulamak arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Ben bu. Evet. Koy. İki tane diyor. İki tane de şey seedimiz var. Bir saniye arkadaşlar. Gerekecek. İlk önce bize gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar da mixed, yani şu patates de hatırlamıyorsam bir tane bunların aynısından çıktı, bir tane de patates galiba. Tam hatırlamıyorum onu ya. Evet arkadaşlar. Oyunda maden filan da var da maden birkaç gün sonra açılacak. Şu anda kapalı bir maden. Neyi açıyorduk lan? Tamam. Hemen tabii. Skill'lerimiz var. Biz arttırmıyoruz. Hani atıyorum bunları hasat ettim. Buraya koydum. Skill kendi kendine update oluyor. Atıyorum farm yaptı. Buraya koydum chest'e. Açabiliyoruz. Şu anda tabii. Lan. Taşları şimdi atmayacağım. Önemli şu anda. Sonradan atarız ve az para ediyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar daha benim bir sürü oyunum var. 50 tane wood istiyorum. Kolay. 32 tane wood'um var. Ya ilk baştan şey yapmamız gerekiyor. İsmini siz söyleyin. Sandık yapmamız gerekiyor. Yoksa eşya sıkıntısı, yani yer sıkıntısı çok fazla oyunda. Ama şunları kullanamıyor mu diye soracak olursanız kullanabiliriz de para gerekiyor. Size şehri de göstereceğim zaten şimdi. İlk önce gün döngüsü var. Mesela günün şu anda 12. Aha bir tane daha patates çıktı. Şimdi 55 olmuş. Hemen bir tane yapalım. Craft. Evet. Şuraya koyalım. Evet, ben chestleri ayırırım ama şimdilik ayırmayacağım. Yani size anlatayım. Oyunda bu arada at filan da var ha. Öyle dışarıdan şey sebze filan da bulabiliyorsunuz. Aha. Dedim ya üstüne geldi. Ne? Leak. Arkadaşlar benim İngilizcem yok. Şunu filan tamir edebiliyorsunuz var ya. Şu anda çalışmıyor da tamir edebiliyorsunuz. Benim oynadığım bir tane şey de tamir etmiştim ben. Hatta gösteririm size hepsini. Hadi bakalım. İşte şunlarla tanışacağım. Tanışayım ben. Arkadaşlar İngilizcesi olanlar için siz durdursunuz ya. Birazcık beklerim 10 saniye, 5 saniye. Aha, burası da bizim görev yeri. Bir insanlardan alacağımız görev var, bir de genel görev var. Bakın burası değil tabi. Şurası mıydı? Neresi miydi lan? Burası değil. Neyse. Aha. Oyunda evlene de biliyorsunuz. Bu Abigail. Şeyin kızı. Meyve satıcısının kızı. Aha şunun kızı. Evet. Şimdi bizim tabii 500 paramız var. Bir şey almamız gerekiyor. Oyunda galiba en fazla para getiren şey şu şeyler arkadaşlar. Böyle bir kere çıkıp bir sürü verenler, bir de patatesler. Çünkü patatesten birikince dediğim şey geliştirmeleri de bunlar. İsmini söyleyin. Sırt çantası geliştirmeleri. İşte patatesten ikinci bir tane ekiyorsunuz, 3 tane veriyorsunuz. O yüzden çok karlı. Okay. Ha bu arada bu bizim yapı. Sizi şimdi götürürüm size. Çok değişik farmlarınız da olabilir. Aha. Bu arada arkadaşlar şey var.
Burası. Burası sonra açılacak. Şimdilik kilitle. Şurayı. Evet, harika. Bu fiberler çok işimize yarayacak. Arkadaşlar bu arada oyun çok eğlenceli yani bana göre. Bana sorarsanız. Yani birazcık modası geçmiş bile geçmiş olabilir ama ne yapalım yani. Arkadaşlar bu arada ağaçları falan kesebiliyorsunuz bazı yerlerdeki. Bizim arka çıkışımız da var. Evet. Farklı kısmı şu. Dediğim arkadaş bu. Robin. Robin bizim işimizi yapıyor. Mesela tavuklar için yer var. İnekler için var. Oraya keçi de alabiliyorsunuz. Silomuz var. Yemek. İlk başta silo yapılıyor zaten. Şimdi bizim herkese tanışmamızı istiyor bir görevde. Yok bu değil. Yani şu aynen. Herkesle tanış. Aha. Koskoca köyde 30 kişi var ya. Ama yani bizim sınıf 30 kişi. Yani çok saçma. Ne yapıyorsun? Anladım. Okey. Arkadaşlar çaktırmayın. Hiçbir şey anlamadım. Mesela bu ağacı kesebiliyoruz. Ana. Bakın enerjimiz bu. Dediğim maden de burası. Birkaç gün sonra açılacak burası. Enerjimiz gitgide azalıyor. Bayılabiliyoruz oyunda. Dışarıda bayılırsak bizi soyuyorlar. Vallahi soyuyorlar. Arka geçtim. Aha bu da bizim çadır. Yunus. Bizim mağara adamımız. Bakın bu arası da bizim evimize çıkıyor. Hemen göstereyim size. Bu arada benim gerçekte de saçım böyle çok uzun bir saça sahibi. Evet hemen gidelim. Evet hemen. Bu arada orak vurunca şeyimiz azalmıyor. Söyleyeyim. Bunları satacağım ya. Bu mevsimde her yerde bunlardan bulunuyor. O yüzden satacağım. Gün saat 5. Arkadaşlar bir de seçtiğimiz evin kötü yanı akşamleyin canavar çıkıyor evin etrafında. O yüzden hızlı uyumamız lazım. Hop seni yapalım. Merhaba. Aha burası da. Şurada çöp var. Çöpleri karıştırabiliyorum. Çöpten bir kere bana altın bar çıktı. Yani çok garip. Seni. Burası da bize muhtarın evi. Good evening. İyi günler mi nedir? Şimdi kaç kişiyi tanıyoruz? Demirci var. Demircinin yolu açık mı bakayım? Bazen kapalı da olabiliyor da. Aha, açık. Bir de şuraya yaz gelin yani yaz değil müze. Müzemiz saat 6'da kapanmış be. Sen de kapandın deme. Ah. Erken geleceğiz buraya. Bir de bizim kumsalımız var. Çok meşhurdur. Fishing rod'umuzu alalım. Şimdi alabiliyor muyum? Hatırlamıyorum. Kaç olduğunu istiyordun sen? 300. Vay.